İstanbul'un ve İstanbullunun 3 aylık yaşam kültürü dergisi İST. İST neler sunuyor? Tarihsel olarak bakıyor İstanbul'a. Popüler tarihini anlatıyor. Edebiyatını, sanatını, kültürünü, yaşam tarzını, yemeden içmeye birçok konuda okuyucuya aslında çok önemli ve detaylı bilgiler veriyor. Tabii bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da vizyonunu anlatıyor dergi. Bir kültür, sanat, bir yaşam dergisi. Yakın tarih ve Atatürk dönemini de işlemeye çalışıyoruz. Ama onun haricinde yeşilden, çevreden, müzikten, insan haklarından, engelli haklarından bunları vermeye çalışıyoruz. Zaten dergi kalın da bir dergi, kitap gibi bir dergi. İstiyoruz ki insanlar bunu biriktirsin ve bir kenara koysun. Derginin gelecek kuşaklara bir şeyler anlatabilmesi, sadece bugünü değil, bir belge niteliği oluşturması. Bu arada dergi tabii fiziki olarak, matbu olarak çıkıyor ama sosyal medyada da dergilik uygulamasında var. Bütün Türkiye'de her yere ulaşabilecek düzeyde bir dergi yaptık. Üstelik yakın zamanda web sitesi de hazır olacak ve oradan biz güncel haberler de girebileceğiz. Dolayısıyla derginin web tarafı belki önümüzdeki süreçte daha fazla ses getirebilir diye düşünüyorum. Bakkal, manav, sokaktaki insan, gazeteci, esnaf, tüccar, vatandaş, halk okusun istiyoruz. O yüzden mümkün oldukça onları çekebilecek yazılar yazmaya çalışıyoruz. Onlara ulaştırmaya çalışıyoruz dergiyi. Zaten derginin kapağında bizim hep şöyle bir bakış açımız var. Her sayıda halktan bir yüz. Objektifin içerisine baksın istiyoruz ve doğallık olsun istiyoruz. İstanbul'u hiçbir şekilde daha keşfetmiş değiliz. Keşfetsin diye insanlar bu dergiyi yaptık ama bir taraftan bu dergi sadece İstanbul'a da değil, bütün Türkiye'ye hitap ediyor. Zaten 16 milyonluk bir nüfus. Zaten burası da bir Türkiye'nin küçültülmüşü. Yani burası Türkiye'nin bir minyatürü. Dolayısıyla her kesime, herkese açığız ve bu bir kolektif bir iş. Kolektif bir çalışma. İnsanlar bizimle irtibata geçsinler, bize yazsınlar, çekinmesinler. Biz bu anlamda halkın da diliyiz, gözüyüz.